nedir diye soruluyor. A yerine eksi 2 yazabiliriz şu ifadede. Yazalım. Şöyle eşittir diyorum. Mutlak değer 4. Şurada eksi 2 var. Eksi 2 A ile karşılaştık. Yerine eksi 2 yazacağız A'nın yerine. Kapatıyorum mutlak değeri. Eksi. Diğer mutlak değer. Açıyorum mutlak değeri. A ile karşılaştık. Eksi 2 yazıyorum. Yanında eksi 3 var. Şöyle eksi 3. Artı mutlak değer eksi 6. Şurayı hesaplayalım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Artı 4 eder. Burada 4 var tabii. 4 çarptık. Sonucumuz 4 geldi. Eksi diyorum. Eksi 2, eksi 3. Şimdi ikisi de eksili olduğu için sonuç eksili olacak. 2 ile 3'ü topluyorum. 5 eder. Yani sonucumuz eksi 5. Artı mutlak değer eksi 6. 4 ile 4'ü topluyorum. 8. Eksi. Diğeri mutlak değer. Eksi 5. Diğeri de mutlak değer. Eksi 6. Şimdi mutlak değerin içindeki sayı negatif de olsa, pozitif de olsa sonuç pozitif olacak. Yani dışarıya pozitif olarak çıkacak. Mutlak değer 8. 8 olur. Mutlak değer eksi 5. 5 olur. Artı 5. Ama burada bir tane eksi var. Şuna dönüştüm. Şimdi mutlak değer eksi 6. 6 diye çıkacak. Önünde artı olduğu için şöyle artı 6 yazarız. Eşittir diyorum. 8'den 5 çıkardık. 3. 3 ile 6'yı topladık. 9. Yani bu işlemin sonucu da 9 olacak.